60 yaşındayım. 40 yıllık şeyimiz gitti. Emek gitti. Gitti. Emek gitti. Oturacağız beraber. Yani, evet, tekrar göreceğiz. Allah bin kere razı olsun senden. Sağ ol, senden de abi. Babamın verdiği zeytinler çok canımı yaktı. Biraz burada evden de var zararımız. Evden de var hasarım. Biz şimdi sizin yanınızdayız. Zeytin fidesine kadar, onların sulama desteğine kadar hepsini vereceğiz Ezem. Beraberce yani, yaparız. Babam herhalde. Sıkma gözyaşlarını. Allah benim sen annem yerim. Dedemiz, babamız nasıl diktiyse. Ya kendimiz diktiydik onları da. Benim de eşim yok. Yine dikelim yok artık. Yardımcı oluruz biz. Yine dikeceğiz eşim beraber. Kovana kadar verelim yani. Sana bir ev var zaten. Bir ev kovanı var benim. Kovanları veririz biz. Bulaşık makinesine kadar her şey yanmış. Nerede köyümüz var? Biz de destek olacağız vatandaşlarımıza. Vatandaşlara yangına karşı bilgilendireceğiz, eğitim vereceğiz. Biz insanları her konuda uyarmak durumundayız. Olmadan önleyici tedbirler almak zorundayız. Yine aynı şekilde ormanlık bölgelerdeki elektrik hatlarını veya yangına yol açabilecek herhangi bir çalışmayı ya önleyelim ya uyaralım. Yazı yazalım gerekirse Aydem'e. Bu ormanlardan geçen hatların altlarını temizlesinler, şeritler açılsın, Orman Bakanlığımızın görevleri var, Aydem'in görevleri var, TEİAŞ'ın görevleri var, bizim görevlerimiz var. Önceden bunları yaparsak en azından yangının sonuçları bu kadar ağır olmayabilir. Önleyici tedbirler çok önemli.